Herkese merhaba. Dik Duruş Akademisi'nde yeni bir nefes tekniğiyle karşınızdayım. Bu tekniği uyguladığınızda dik duruşa doğru daha rahat yol aldığınızı göreceksiniz. Öncelikle bu nefes tekniğiyle neyi amaçladığımızı söyleyeyim. Vücudumuz öne doğru kapandığında ve kamburlaştığımızda bir şey olur. Akciğerlerimizin hareket alanını kısıtlarız. Kaburga kemiklerimiz aynı iç içe geçmiş gibi öne doğru kapanır. Ve bir nevi şu olur, iç organlarımızın hareket alanını daraltmış oluruz. Bu da bizi kamburken daha da kambur yapar. Öncelikle bir iç organları şöyle bir rahatlatalım. Yukarıya doğru uzayalım. Egzersizimize başlamadan önce öne doğru uzun süre kapanarak kalmış olan kaburga kemiklerinin arasına şöyle bir parmaklarımızı, bakın tam o böyle bastırdığınızda araya nasıl girdiğini hissedeceksiniz. O kaburga kemiklerinizi burada hissedeceksiniz. Dışarıya doğru açıyorsunuz şöyle. Çok güzel. Bravo. Şimdi neredeyse hazırız başlamak için. Bir de kambur duran insanlarda şöyle bir şey var. Şu arkadaki kürek kemikleri yukarıya doğru kalkmıştır. Kürek kemiklerini arkaya, yerine doğru geri döndürdük. Evet, hazırsanız elleri yumruk yaptık ve buraya açtık. Burundan seri bir nefes alıp seri bir şekilde nefes vereceğim ve başlıyorum. Verdim ve baştan başlıyorum. Devam. Burada bir diğer amacımız da yukarıdaki kürek kemiklerini her seferinde aşağıya doğru itmektir. İtmek, kaburga kemiklerimizi açmak, kürek kemiklerini aşağı itmek, aç, yani açtın, kürek kemiklerini aşağı ittin şeklinde yapın. Şu anda bile, bakın birkaç saattir masa başında oturuyordum, öne doğru kapanmış olan kaslarımın açıldığını, uzamaya başladığını, hatta bazılarının açılmak istemediğini, bırak ben burada kalayım dediğini hissedebiliyorum. Bu nefes tekniği yavaş yavaş vücudunuzu açacak ve daha rahat yukarıya uzamanızı sağlayacak. Şimdi bunu farklı mekanlarda, farklı ortamlarda tekrar ederek videomuzu bitirelim. Çünkü bu egzersizi her yerde yapabilirsiniz. Ama özellikle de havanın temiz olduğu güzel yerleri tercih etmenizi tavsiye ederim. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.